Canaza şekil değil bana. Şöyle cennette olsun, ahiretler abad olsun. Şimdi yol uzun az kaldı, yaş insanı da. Şimdi ona seni yol uzat koymayayım biz. İnşallah. Bana özümüz ülkemizdi. Ben için dünyaya gitti. Onalardan kulağızı haber yapıramız. Allah yürüse sizler gelin rahmet. Şu uzadı yakında gördük insanlar. Kullayından ki gelince şu ülkemizde bir fark olmalıların. Bize köpçü yordam buldu. Yine bizden keyin eşit kaldık. Şu üyelerini yap şu. Zalık kuyandı, yaplar çıktı. Bana mavlaların kireli denemiz olsun. Ziyatıra bul yığıldı. Lekin şu ülkemizi şu saklap kullanmadık. Bu kullara kullanan ki gençler yordam buldu. Parçalarına Allah razı olsun. Yeni dünyanızda oynayıp gülüp yürgen insan ona kanki kalat geçiş olsa bundan yaman yok hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Muhterem aziz abunacılar, aziz yurttaşlar, alıs mesafelerden, yakın mesafelerden küzete yaptırgen Müslüman ahli, Allah barçalayından razı olsun. Bana hazır hammalara görüp durumuz. Ram tabir, yüzü de tebessüm, bugün adam dozu yok. Hamma mahzun, sebebi bugün ağır gün. O qadirdonimiz bo'lgan, millionlagan insonlarda qalbidan joy olgan bu Erkinjon ukamizni oxirgi dunyoda turishlari, dunyo turlaridan eng oxirgi kunlari, oxirat turlaridan birinchi sahifalari ochilishligida turibdilar. Alloh azza va jalla o'qiladigan janoza namozlari o'zlariga taskina va rohat, bo'ladigan muhosabalar yengil va oson bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Mana butun bir bizni kuzatib turgan obunachilarga inna lillahi va inna ilayhi rojiun albatta biz Allohnikimiz va Allohning huzuriga qaytuvchimiz deb ta'ziya izhor qilamiz. Ta'ziyalarimizni qabul qilinglar. Alloh taolo bu ukamizni dunyodagi ezgu amallarni o'zlariga hamroh qilsin. Mana shunday xolis masofalardan qimmatli vaqtlarini sarf qilib kelayotgan va kelgan azizlarimizni mana Anvarjon aka, blogerlar Anvar aka va boshqa Mansurjon aka, mayitdagi Boburjonlar va birodarlarimiz hammalarini ixlos bilan bosib kelgan qadamlarga katta ajrlarni ato qilsin. Haqiqatdan ham to'g'ri aytdingiz. Mana obunachilar befarq bo'lmadilar, qo'llarini boricha xayr ham qildilar, duo ham qildilar, mahzun ham bo'ldilar, hatto siz qirimira qilib uncha og'ir judolikda aytganingizda biz ham kuzatib turdik. Juda ko'pchilik yig'lab, ko'zlarida yosh bilan xafa bo'lib, o'zlariga istirjo aytdilar. Alloh rozi bo'lsin, solih insonlarda dunyoda bor bo'lishligi dinimizni baxti. Sizlarda insonlar ko'p bo'lishligini Allohdan so'raymiz azizlar. Mana shu sahovat ishlarini, yaxshilik ishlarini hamkorlik qilayotgan barcha aziz blogerlarimizni Alloh taolo tanajonlarini salomat qilsin. Obunachilar bilan birga uzoq umrlarda hayot kechirsin. Endi o'lim haq ekan azizlar. Hozir aytganingizdek qo'limizdan hech narsa kelmaydi. Butun dunyo xalqi harakat qilsa-da Allohning aytgani bo'ladi. Banda lekin bandaligini qildi. Azizlarimiz mana shu obunachilar o'zlarini jasoratlarini, o'zlarini fidoyilliklarini ko'rsatdilar. Mu'minlik haqlariga juda go'zal rioya qildilar. Endi mehribon Robbimiz mana shu xizmatlaringizni, qilgan ihsonlaringizni o'zi dargohida qabul aylasin. Endi didor qiyomatga qoldi. Qiyomatda Alloh taolo hammalarimizni Rasulullohning atroflarida jamlanishligimizni Allohdan so'raymiz. Endi mana shuncha aytiladigan gaplarni aytildi, to'g'risi gap. Bu gapni eshitgandan keyin to'g'risiga oldiniga ishonmadim. Keyin haqiqatligini qachon bilganimdan keyin to'g'risiga gapiringlar o'zingiz gapiringlar. Voqealar joylar jannatda bo'lsin, oxiratlar obod bo'lsin. Yaqinlarga ham hamdardlik bildiramiz. Hammalarga ham rahmat. Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni aytgan hadislarga amal qilgan holatda mu'minni mu'minni ustidagi haqqi dunyodan o'tsa janozasida ishtirok etishlik deganlar. Mana bu haqni go'zal ravishda ado etib turgan mu'min musulmonlarni qadamlariga katta ajrlarni ato aylab Rasululloh sollallohu alayhi va sallamni bashoratlari janozada ishtirok etgan
ve dafında iştirak etken müminler için vaada kılınan kıraat derecedeki ecirlerden Allah Azze ve Celle berçelerimizde beraber behrement eyleb, merhum ülkemiz hakkıdaki dualarımızı müstecab eylesin. Cenab-ı Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem merhamet kıra ettiler. Entum şuhedâullâhi fil ard. Yani ey ümmetlerim, sizler Allah'ın yerdeki guvahıdır sizler de yaptılar. Azizler, siz o bizlerge Resulullah şun diye bir makamda beri yaptılar ki sizler Allah'ın yerdeki guvahıdır sizler. Sizler yakşı digen insanı Allah yakşılar katorda kabul kıladı. Sizler yaman digen insanı Allah Azze ve Celle yamanlar katorda kabul kıladı dediler. Azizler inşallah meneşitteki kança kança müminler bu insanı yakşı ekenliğine inşallah güvahlık biremiz. Ve Allah Azze ve Celle bizden aciz değil bilen eti yapırken güvahlıklarımızı kabul eyle. Ülkemizni dünyada görmegen arzu havaslarını ahirette cennette hur ayinlerge nikahlanışlık ve Resulullah'ın şefaatlerden behremet bulup cennetteki makamları yukarı buluşlukini Allah'dan sureyimiz. Azizler Allah Azze ve Celle kitabı da sizi bizlerine agahlantırıyor. Eyt yaptı ki estaizu billah. Ellezî khalaqal mevte vel hayâte liyebluvekum. Eyyukum ahsenu amele deyipti. Yani manası Allah şundi ulu zatı ki ölümünü yaratken zattır. Ve tiriklikini yaratken zattır. Nema uçun ölüm ve tirikliğini yarattı. Liyebluvekum. Ey bendeler sizlerini kayısı birlerin çırayları Rabbilerine amel kılıçliklerini sınav görüşlüğü uçun dedi. Sizler yaşayalımız. Tirikimiz elhamdülillah. Yaşımız mı? Yaş kettamız mı? Bana şu işte Allah'ın huzuruna borgende kayısı birilerimizde amelimiz çıraylı. Koyelik başka narsalarla musabakalar işliğine. Dünya ötüp getirdi hemesi. Lekin asasi Allah'ın huzuruna borgenimizde bana şu dünyadaki amellerimiz bizge hüccet buladı. Ata analarımızge kıyan hizmetlerimiz, konu koşunlarge kıyan hizmet. Berçe mumun musulmanlarına hakkı da kıyan amellerimiz inşallah Allah'ın huzurunda mahbul. Bana şu üçün azizler siz o bizler dünyada yaşayalımız. Şu amellerimiz ahirette bizge hüccet buladı azizler. Şunun için yaş umur gördü degen halet emez. Şeriatten 100 yıldan aşık umur görse de bir an bir ameli kalmasa bu fayda bu miydi azizler? Yaş umur görse de lekin özü bilen apket edigen amelleri bulsa bana şu hüccet buladı, delil buladı. Hatamun Asam meşhur velilerden. Uluğ zatlardan hesablanadılar. Bana şu insan şah bulup durup Allah'ın rızalığı için hem meseltenetten vazgeçip dervişlik yolunu tuttular. Çünkü dünya imtihanlığını bildiler, ilim okudular. Zeberdes ulamalardan, zeberdes evliyalarını sultanlardan bulup yetiştirdiler. Bana şu iki şey ettiler. Ben şunca şeriatta kitap okup bildim ki dünyada en yakın farzandan hem köre, ehli ayaldan hem köre, yarı ağaynilerden hem köre, Allah'ını taat eden, Allah'ını salih emellerden köre, yakşırağ narsanı özümge dostu bilmedim dediler. Bana şunda yanıdaki şagirdleri itiraz bildirdiler. Ey Hatamul Hasam, ey ustaz ahir cüfte halal, ya ki dostu ağayını şunda dostu ki bir kultum suunu, katta unanda hem birge bahem körgen, görmese turalmaydıken birbirine muhabbet koygen dostlar hem şunu deyme deseler bana hazır düşündüremen dediler de ettiler. Bana şu dünyadaki vaktince dost buladı. Yani ahli ayol 50 yıl turmuş kurar, 60 yıl turmuş kurar, hatta tabutumda hem ben dünyada olsam tabutumda hem köter almaydı, o köçeke hem uzatıp koyalmaydı, şeriat bunge ruhsat vermedi. O şey bile hayır manzul buladı dediler. Siz etiyap durgen farzantlar en zoru buladıken dostlar beni kabır geçe koyuşluğum mümkün halas. Uyağa bir keçe men bilen birge yata almaydı dediler. Siz eyti yaptırken dost yorular ya cenazaki yetip gel alaydı ya kele almaydı ki gende hem kabirge hem koy almaydı. Lekin dünyadaki amellerim, kigen hizmetlerim, kigen çırayla amellerim kabirde abadul abad men bilen birge buladı gene keller. Azizler hakikat bu. Bana kim kanaka hizmet kigen bulsa azizler.
Mana şu ahirette kabr diyarat edigen amel şu. Allah'ın ardında dereceni köter edigen amel şu. Şunun için şeriat ruhsat vermeydi de mumin, musulman birbirini yola gider gıybet kılıçlikke. Nemege şahane tokilede, birbirine adavet bulede. Lekin arkasından kança çırağıyla gelip de gapirişke şeriat ruhsat verir. Mana şeriatta yolganın haramligini bilemiz. Hatta şeriatta en ağır günah. El-kezzebu le ümmeti digerler. Yolgançılar benim ümmetim emez digerler. Hatta şu şeriatta taqiqlanıp koyan yolg'on ham ikkita mu'min musulmon bir-birini ko'rgani ko'zi yo'q bo'lsa, nechidir yildan beri gaplashmasa, shu yolg'on ishlab turib ikkita mu'minni qalbini ulfat qilib yarashtirib qo'yishga shariat ruxsat beradi. Buzilib ketyapturgan, ajralishlik arafasiga kelib turgan oila bo'lsa, mana shuni ham bolalar yetim bo'lmasligi uchun yolg'onni ishlatib bo'lsa-da, ikkalasini isloh qilib yuborishga shariatimiz ruxsat beradi. Ko'ryapmizmi muhtaram azizlar? Allah'ın nazda mu'minlerde şanı kay derecede yukarılıgını. Allah'ın nazda sizu bizden en yukarı derecedeki insanlar hesaplanamız azizler. Mükerrem kıpkoydu Allah Ta'ala. Yendi kitabı da Allah Azza ve Celle sizu biz mu'min musulmanlarge şundi bir haletini beyan kıldı ki ve amilu salihat. Dünyada yaşarakenimiz amel-i salihke itibar veriştik ki Allah buyuruyor. Amel-i salih dileylik azizler. Kichkina bo'lsa ham savob qilaylik. Mana shu kichkina savobdan bilmaymizki, Allohning nazdida shu kichkina savobga Allohning roziligi yashirilganligini bilmaymiz. Kichkina gunohdan ham ehtiyot bo'laylik azizlar, chunki o'sha biz mensinay qilyap turgan kichkina gunoh ham Allohning qahri o'sha gunohga yashirilib qolganligini bilmaymiz azizlar. Mana shu yerda turganlarni ba'zilarini haqiq sanamaylikki, Alloh o'zini valilarini, do'stlarini shu jamoatning ichiga yashirib qo'ygan. U sir u qiyomat kunigacha sir bo'ladi. Mana shuning uchun mu'min musulmon bilan hamma bilan gaplashib turganda bu Allohning vali do'sti degan e'tiqod bilan gaplashlik kerak. Ko'ynini ranjitadigan holatni qilmaylik. Chunki Alloh o'zini do'stlarini insonlarning ichiga yashirib qo'ygan. Mana jamoat misolini aytaylik. Nimaga milliardlar sarflab masjidlar quriladi? Buni sababi nima desa, sababi bir kishi yolg'iz holatda uyda o'qiydigan bo'lsa, yo Allohdan namozini ehtimol qabul qilar, qabul qilmas, bu Allohga havola qilinadi. Lekin jamoatda qabul bo'ladi deydi. Nima uchun desa, minglagan jamoat bitta imomga iqtido qilyaptimi? Shundan 999-tasi yaxshi inson emas, solih inson emas Allohning nazdida. Bitta Allohning do'sti bor mana shularning ichida yashiringan. Shu bitta Allohning do'stining haqqi hurmatidan qolganlarning ibodatlari ham duolari ham qabul bo'lib ketar ekan. Aziz birodarlar, ko'ryapmizmi? Shuning uchun oramizda solih insonlar, vali zotlar borligini hech qachon unutmaylik. Biz bilmaymiz ularni holatini qanday holatda ekanligini. Allohga yaqin mana shunday insonlar bor. Alloh azza va jalla o'zini fayzini, barokatini ko'paytiradi. Yana shariatdagi eng muhim narsa aziz birodarlar, qarilarimizga hushyor bo'laylik. Ona ham bo'ladilarmi, ota ham bo'ladilarmi, yoshlari ulug' yoshga yetgan insonlarga Alloh azza va jalla barakani yashirib qo'yar ekan. Chunki payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytayaptilar: "Innal barakata ma'a akabirikum" dedilar. Albatta fayz baraka sizni huzuringizdagi yoshi ulug' otaxon va onaxonlar bilan doimo birgadir dedilar payg'ambarimiz alayhissalom. Shuning uchun shariat bo'yicha bizga sunnat shuki, o'zimizdan bir yosh bo'lsa ham yoshi kattami oldiga tushib keta olmaymiz. Shariat bunga ruxsat bermaydi. Taomni ham hatto o'tirganimizda yoshi ulug'lar turganda oddiy inson boshlolmaydi, yoshi ulug'qa qarab ketadi azizlar. O'tirishligi ham xuddi shunday, taomlanishligi ham xuddi shunday. Nima uchun desa, hozirgi hadis baraka yoshi ulug'lar bilan birga bo'ladi. Shuning uchun azizlar, yoshi ulug'larimizni ham ehtiyot qilaylik. Mana bularni ulug'larimizni bir duolarini olaylik. Bularni duolari shak shubhasiz inshaalloh Allohning nazdida ulug' bo'ladi. Bularni qilyap turgan duolari ijobat bo'ladi aziz birodarlar. Yana shu bilan birga eng nozik masalalardan muhtaram azizlar, sizu bizlar hushyor bo'laydigan narsa mana bu dunyoni o'tkinchi ekanligini bir lahzaga bo'lsa ham unutib qo'ymaylik. Shu dunyo deb ba'zi birlar shariatni tashab qo'yadi. Shariatga rosa kirib ketib turib dunyoni ham tashab qo'yishlik mumkin emas. Ba'zi bir dinlarda bor. Tarki dunyo degan narsa. Ular hech narsani tan olmaydi. Xotin bola chaqani ham boshqani ham faqat ibodat. Shariati islomiyada unday holat yo'q aziz birodarlar. Shariati islomiyada ham dunyo deydi, ham oxirat deydi, ikkalasini barobar olib ketdi deydi. Shuning uchun mana bunda shariatimiz ajratib beradi.
Mana tushunmagan insonlar, shariatni bilmagan insonlar dunyo bilan shariat bir-biriga bog'lanmaydi deydi. Bitta qalbga ikkita muhabbat kirmaydi deydi. Buni hujjati shuki, misoli buni misolini ulamolar yaxshiroq tushunishlik uchun dunyo bilan shariatni misolini go'yoki suv bilan kemaga o'xshatyaptilar. Ya'ni suvni bilamiz azizlar, okean dengizlarda ustida yuradigan mittigina ko'rinib turgan kema. Agar kema o'zini yo'nalishini yo'qotsa, kema teshiladigan bo'lsa, kema va uning ahli xatarga uchraydi, ya'ni g'arq bo'ladi. Lekin kema suvni ustida turishligida kema va uning ahli uchun xatar yo'q deyaptilar. Walakinnal xatar, xatar qachon bor desa, suvni kemaning ichiga kirib ketishligida xatar bor. Xuddi shuningdek, mo'min musulmonlarni topib turgan mablag'larini qo'lida turishligida hech qanday xatar yo'q, aziz birodarlar. Mayli toping, milliard trillion dollarlarni topib o'ring. Shariat ruxsat beradi, faqat sharti bilan. Qo'lda tursin mablag', qalbimizni ichiga kirib ketmasin. Agar shu dunyo mablag'i qalbimizni ichiga kirsa, bilaylikki, dunyomiz ham xarob bo'ladi, oxiratimiz ham xarob bo'ladi. Shu dunyoni deb turib, shu ishni deb turib, tabarruh bo'lgan ota-onalarni ba'zi bir farzandlar esimizdan chiqarib qo'yamiz. Ishim ko'p, ishim ko'p deb, ana shu Alloh aytgan "Vabil valideyni ihsana", otangga, onangga xizmat qilgin, duosini olgin deb Alloh bizga buyurgan bo'lsa, mana shu ishni ro'kach qilib turib, agar ota-onamizni ziyoratidan ana shunday mosuva bo'lib qoladigan bo'lsak, azizlar, bilingki, qalbimizga dunyo kirib ketib qoldi. Shu dunyoni deb farzandimizni tarbiyasiga e'tibor bera olmayapmizmi? Mana bunda biz o'zimizni o'zimiz koyilikki, qalbimizga dunyo o'rnashib qoldi. Shu dunyoni deb turib, kechasi yu kunduz o'ylab turib, shu qalbimizga kirib ketgan dunyoni yana hujjati qo'ni qo'shni bilan yertalashyapmizmi? Yoki qo'ni qo'shni bilan aloqani mustahkam bog'lamayapmizmi? Qavmi qarindoshi rishtalari uzilib tashlanyaptimi? Bilaylikki, azizlar, demak, qalbimizga dunyo kirib ketdi. Qalbga dunyo kirganini oqibati shuki, kerak bo'lsa bola otadan kechyapti, ota boladan kechvoryapti. Kerak bo'ladigan bo'lsa nechidir yillik qo'shnilar bir-biriga ashaddiy dushmanga aylanyapti. Nimaga? Ozgina yeri u tomonga o'tib qolgan, yo bu tomonga o'tib qolgan, yoki bittagina parandasi ichiga kirib, qo'shnisini uyini, joyini payohon qilgan, shu masalada abadul abad dushmanga aylanyapti. Yo, azizlar, bu dunyo o'tkinchi, qalbimizga dunyo kirmasin. Qalbimizga dunyo kirsa, dunyo oxirat barbod bo'lib ketadi. Shu sababli aziz birodarlar, mana bu joyda shariatga amal qilaylik. Bu dunyoni nimaga topyapmiz? Dunyoni topishligimizdan maqsad ota-onani roziligi, farzandlarni halol yedirish, ortganini qo'ni-qo'shnilar bilan baham ko'rish, yana orttirsak mana aqiqalar, nikoh to'ylari qilib xalqimizni chaqirib turib, it'om-taom tashkil qilish, mana ko'ryapmizmi mu'minlarning aloqasi qanaqa go'zal ketyapti. Bundan ham ortsa zakotini berish, bitta yetimni moshini silash, qiynalganlarga yordam qilish. Mana bu dinimizni eng kuchli talablaridan aziz birodarlar. Bilaylikki, mana bu ishlarimiz Alloh azza va jallaning nazrida hamma narsa ishlatsa ozayib ketadi. Kiyimni kiyorsak ozayadi. Ya'ni yemiriladi, chiriydi. Lekin shunday narsa bor, dunyo qonuniga to'g'ri kelmaydi bu. Mablag' cho'ntagimizdagi mablag'ni qay darajada Alloh yo'lida sarf qilsak, mablag'imiz ustiga mablag'ni Alloh qo'shib ko'pi bilan qaytarishlikni va'da qilib qo'ydi. Shuning uchun sahiy inson hech qachon kam bo'lmaydi. Sahiy inson jannatga eng birinchi bo'lib kiradigan haqli zotlardan sanaladi. Nima uchun? Ana hadis sharifda keltiriladi. Jannatga mana jannatiy bandalar ko'p, lekin jannatga eng birinchi kiraman deb talashadigan 4 toifa zotlar bo'ladi. Hadis sharifda kelyapti. Kim ular? Alloh yo'lida mablag'lardan ortib haj va umra qilgan hojilar. Eng birinchisi. Ikkinchisi dini uchun, vatani uchun jonini fido qilgan shahidlar. Uchinchisi shunday zotlariki, yoshligidan ilm o'qib, shariatni o'rganib, olim bo'lib xalqqa tarqatgan shariat peshvolari, ulamolar. To'rtinchisi bor mablag'ini o'zidan orttirib kambag'allarni boshini sinaydigan, shariat talabini bajargan saxovatli bo'lgan zotlar. Shunda to'ralari ham talashyapti. Qiyomatda Alloh hakamlik qiladi. Aytadiki, to'rtalaringdan bittalaring jannatga, Alloh o'zi biladi kimni kirgizdi, lekin aytadiki, shularni ichida eng olimi olimlardan hukmiga havola qilamiz. Olimlar hukm chiqaradi deganda olimlar aytar ekan. Agar shu saxovatli boylar bo'lmaganda, biz xotirjam shariatni ilmini o'rgatib xalqqa tarqatmagan bo'lardik. Shuning uchun eng haqli zotlar saxovat pesha insonlar deydi ekan. Ana shariatda azizlar, bizda xalqimiz alhamdulillah musulmon. Mana shu diyor O'rta Osiyo atrofidagi xalq doimiy yoshligida ehson qilib o'rgangan, qiynalganlarga yordam qilib o'rgangan. Mana shuning uchun inshaalloh umid qilamiz.
Sahavatlı boylar yurtumuzda köp, manaşitte turganlarım köpleri sahavatlı, hayırlı işlerde kılıyordun insanlar. İnşallah cennetke en birinci bulup, birge kirişliği de Allah'dan sorayımız azizler. Bu ülkemizde hem huddüşün diye yaş bulsalara, bana halka tanıldılar. Milyonlarca adamlarını kalbiden joy aldılar. Bana bu ülkemizde hem Allah'dan umid kılamızı ki dünyada körmegen niyetleri, arzu havasları cüdeyem köpüdür. Lekin Allah Ta'ala tadır ilahide bilgilegen. Allah etkende inna ecelallahi iza ca'ala yuakhar albatta Allah'ın bilgilegen ecelini içlerinde bir zat yok ki bir lahza yani bir sekundke arkaya keçiktirip dursa ya ki aldığını ötkizip koysa. Azizler kollardan kegençe hareket kıldılar. Bütün halkımız birleştiler. Şifakarlarını kursatmaken çok ama lakin bilgilengen eceleken azizler acizmiz eken kolumuzdan hiç nefse kemiydi. Şimdi siz o bizlerini tepemizdeki hak, bana şu ülkemizde, ibadetlerimizde, hayırlı işlerimizde bir islep, hakkıya bir tahlil eğitip, dua kıtursak, inşallah bana bu sizu bizlerine hakiki hakkımız bulur. Şu oranda sohbetimizde yakın yasak, azizler en çıraylı dünyadaki en güzel kelime tahlil hesablanadı. Bu tahlilini sevabı, Uhud dağını tıllığa eğlendirip, şu tıllığının yeryüzdeki yetimlerine bağışla varsa gəm, hadiye kıvarsakam, ihsan kıvarsakam, bana şu etken tahlilini sevabıya tekemeydik. Çünkü azizler meşitte netçi yüzdeki adam durmuş, hamalarımız bir tahlil etip, sevabını merhumda hakkıya bağışlayıp koyuyduk. Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. La ilahe illallah Muhammed Resulullah ya Rabbel alemin. Acizliği biz bilen amr-u maruf kıldık, nahi münker kıldık. İlimsizliği bilen kigen bu amr-u maruflarımızdı karvardigara hatalarını uzun keçirgen. Amel kılgucu bendelerinden buluşligimizde uzun nasip etkin. Amr-u marufke, bana bunda ilmi sohbetke sen katta katta acirlerde vaada kigensen. Bana şiddeki hammalarımız ilmi talip bulduk. Her vardı ki bana bu sevaplarını bizlerden kabul eyle. Hasaten tahlil etip sevabını bağışlaş arafasta durumuz. Etken tahlillerimizde ham bizlerden kabul eyle. Semere sevaplarını cümle ötken mumin mumine bendelen katarda. Hamamız için kadırdan bugün insan yurtumuzda farzantı. Bana şimdi sahavatlı işlerde halkımızda ibret bugün. Bu İrkincan ülkemizde ruhaniyetlerine hadaya kıldık. Tahliller bilen, böyle edigen muhasebelerin yengil ve asan eyle. Yat edigen maskerlerin ruhu reyhan cennet bağlardan bir bahçe buluştugunu uzun nasip etkin. Arvahıl alemdeki daracetlerini uzun yukarı kıyın. Bana meylegen cemaat bana bu cayda hazır bulup durdular. Ya Rabbel alemin bu uluğlarımızı, bu yakşı insanlarını, güvahliklerimizi bizlerden kabul etkin. Bu ülkemizde yakşılığa güvahlik veriyemiz. Biz de güvahliklerimizi yerde kaldırmayın perverdigar. Bana bunda haletlerden neçidir aylardan beri meşakkat çektiler, dert çektiler yönlerde turgan şagirdleri, aziz eke ülkelerimizini, yakınlarını, kança kança hizmet kıldılar, dualarını aldılar. Hususen bunların hammalarını perverdigara, tanıcanlarını sattıgın, salamatlıgın. En ağır musibette turgan valide-i şerifeleri, ayağımızga hem perverdigara sabır vergin. Eke uke apa singillerimizga hem sabır cemil ata eylegin. Tayinki kıyamet günüge bütçe bu kişinin kıyan işleri uzlarga sadaki cariye bulup, kabirlerin nurge toluşluğun uzayı nasip et. Ve sallallahu ta'ala ala ve selleme ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve ashabihi ecma'in bir rahmetike ya Allah. Hatta rahmet olayım. Yetmeden. Ne demek onlar da kurma kurtuluyorsa? Eşit yapıyordun ya.
Yakadan kaçtı sito. Garson ya garson.